ile birlikte bu sefer Yahudi akıl hocası olduğu için bu defa Yahudi'nin akıl hocası olduğuna dair çeşitli şeyler getirdim. FBI desteği, CIA desteği, sizin Gülen'e oturma alan insanlardaki listenizden bu bile belli. Evet, orada 3 tane siyahı çok önemli ajanı Gülen'in Amerika'da oturabilsin diye kefalet vermiş. Paraca desteklendiğine dair bile kayıtlar çıktı gazetelerde. Bunları millet görmüyor mu? Allah aşkına zerre memleketse ben, şimdi bizim zerre bu... memleketse ben, zerre dini hissiyatı olan bir adam bu hareketten kopmak değil, düşman olmaya mecburdur. Çünkü bunlar zannedilmesin ki Tayyip Bey'in düşmanı, Tayyip Bey'i hedef alıyorlar. Tayyip Bey'in şahsında İslam'ı hedef alıyorlar. Tayyip Bey'in şahsında İslami gidişten rahatsız oluyorlar. Gavurluk hissiyatıdır bu. Bütün ihtilaller böyledir. Cumhuriyet tarihindeki bütün ihtilaller dine gidişi, dine dönüşü engellemek içindir. 80 ihtilalinde söylemediler mi? Türkiye İran gibi olacaktı. İhtilal yapmasaydık da İran gibi mi olacaktı? 28 Şubat'ta da aynı şekilde. Fethullah da Hümeyni gibi Türkiye bir ihtilalle dönmek için gitti dışarıya. Fakat Hümeyni bir müdir fikri vardı. Kendi mezhebine göre dini fikri. Fethullah'ın dini fikri yok. Fethullah'ın fikri kendi şahsiyetini tatminden ibarettir. Şimdi isterseniz... Bak bunu söyleyeyim. O benlik, o Küçük Dünya isimli kitapta bir iki misalini zikrettiğim kitapta çok fazlasını söyledim. Hudutsuz bir iştah var. Bütün Müslümanlar Müslüman olarak başladı. Müslüman hüviyetiyle başladı. Bütün Müslümanlar hiç değilse lehinde olmayan da aleyhinde değildi. Ama Müslümanların teveccühü onun egosunu tatmin etmedi. Döndü yüzünü gavura. Bosna hadiseleri sırasında yılan çıyan yuvası Vatikan var bu işin arkasında diyen adam 3 sene sonra gitti papaya serpuru etti. Peki şimdi o zaman tam yeri geldi. Şunu bir yayınlayalım üzerine konuşalım. Tamam ama cümlemi tarihi bitireyim. Tarihi bir kayıttır. Evet, serpuru etti. Neden? Bu defa Müslümanların teveccühü onun belliğini doyurmadı. Ehli küfrü de kendini celbederek tatmin olmak istedi. Arkadaşlar verin lütfen 4 numaralı VTR'yi. Burada bir şey daha söyleyeyim bakın. Söyleyin, aynen onun yalanlarda şimdi şeylerle çıktı ya ses kayıtlarıyla bir sürü yalanlar ortaya. Ben bir yalanını göstereyim. Şu dergiyi bunlar yayınladılar. Evet. Bu favori. Bu dergide kapak Fethullah. Yalan. Aha Fethullah'ın beyanatı. Aha içeride. Kapak değil içeride. Evet iç kapak sayfada. İçeride. İçerideki sözlerin rezilliklerini de anlatacağım. En basit bilgisiz bir Müslüman bile bunların küfür olduğunu, İslam'a muğayir olduğunu, papazların sözlerini tasdik ediyor. Papazlar doğru diyor diyor. Buraya getirdim. Katolik kilisesi din ve ahlak ilkeleri diye. Buradan okuyacağım. Papaz ne diyor? O papazı tasdik ediyor. Ve hadi onu dedin. Bu Rusça bir gazete. Evet. Sen bunun Türkçesini yayınla Türkiye'de niye koyuyorsun? Hala duruyor girsin evet. Gördünler. Müslümanları aptal yerine koyuyor. Bir de bu kapağı bu yarı porno bir dergidir bu. Gösterebilirim. Yarı porno. Bak bu karı başta. Buraya Fethullah'ı koyuyorsun. Fethullah burada ufacık bir isim. Ufacık bir isim içeride. Aslında içeride evet. Onu kapak yapmış da dünyanın sayılı öyle adamlarından biri evet. Yapmış diye evet. De ilan ediyorsun. Kendi medyasında şu kadar yalana tenezzül ediyorlar. Çok büyük haber adamlarını mübalağa etmek. Ama kapak değil içli sayfada bir fotoğraf var dediğiniz gibi. İçeride fotoğraf. Peki işte onların sitesindeki kapağa baksınlar. Söylediği yılan çıyan laflarından sonra benim kitapta onların yayınladığı kapak var. Buraya Fethullah'ı uydurmuşlar. Bunlar yalandan çekinmeyen. Halbuki burada bir şeyde ben yalan söylemem. Yalan küfre eşittir diye onu da getirdim. Şimdi şunun altını bir daha çizelim. Ben VTR'yi anlatacaktım ama. Yani bu dergide aslında Samanyolu televizyonunda kapak oldu diye haberler sitesinde, var. Ben izledim, sitesinde duruyor hala.
bu haberler yapıldı. Ama diyorsunuz ki orijinal dergi Aha, burada dergi bu kayıtta kapak değil, iç sayfada fotoğrafı İçeride. Var. Buyur. Ama ikna etmek için okuyucuları ya da seyircileri bu dergiyi mizansen yaptılar. Mizansen yaptılar, kapağına Gülen'i koydular diyorsunuz siz. İşte bu kadar. Peki. Orada şimdi, söylediği küfür mahiyetindeki sözleri de burada sitesine koydu. Ey Müslümanlar, peki, papazlar doğru söylüyor dedim diye siz benim küfrüme hükmetmezsiniz, ahmaksınız, anlamazsınız. Ben bu hakarete cevap olsun diye bu kitabı yazdım. Beni ahmak yerine kimse koyamaz. Şu belge çok ilginç. Gerçekten de Fethullah Gülen vaktiyle Vatikan için bir konuşma yapıyor. Yılandır, çiyandır, ya çok ağır şeyler söylüyor Bosna gerçekten. Bosna dolayısıyla onu söylüyor. Evet. Benim de kitabımda var yazılı. Arkadaşlar o VTR hazırladılar. Girelim bizlerle konuşalım. Peki. Arkadaşlar lütfen girin VTR'ye. Dünyanın dört bir yanında bütün vahşet tablolarının arkasında maalesef istişrak vardır. Misyoner teşkilatı vardır. Vatikan vardır. Çıyanı yuvası. Kobra yuvası, Saraybosna'da akan kanın arkasında Vatikan vardır. Keşmir'de akan kanların arkasında Vatikan vardır. Amerika'da onların lobileri vardır. Almanya'da lobileri vardır. Başka bir yerde bir Hristiyan teşkilatı hafif bir gadre uğrasa yer yerinden oynar. Kızıl kıyamet kopar. Bakın Ekrat ne görüyor yani. Onlar için kızıl kıyamet koparıyorlar. Mektuplar yazıyorlar. Keşke o da olmasa, onlar da bizim kardeşlerimiz, ayrı bir mesele. Fakat dünyanın değişik yerlerinde, Keşmir'den Filistin'e kadar, oradan Somali'ye kadar, hatta fırsatını araştırıyorlar bir yerde, Sudan'ı işgal etmek için. Filipinlere kadar dünyanın değişik yerlerinde kan seylapları göğde götürüyor. Fakat sesler çıkarmıyorlar.